Rassal değişken. Evet, rassal değişkenlerin ne olduklarıyla ilgili bir fikrimiz var. Bu videoda bu fikre bir ekleme yaparak rassal değişkenlerin iki tip olduklarını göreceğiz. Bunlar kesikli rassal değişkenler ve sürekli rassal değişkenler. Kesikli rassal değişkenler sayılabilir değerler alan rassal değişkenlerdir. Az sonra yeterince örnek vereceğim. Not edelim. Sayılabilir değerler ve sürekli rastsal değişkenlerde herhangi bir değeri alabilen rastsal değişkenlerdir. Bu değerlerin dahil olduğu aralık sonsuz da olabilir. Bunu da bir aralıktaki herhangi bir değer. Evet, böyle not edelim. Bu tanımları yaptıktan sonra rastsal değişkenlere ait birkaç tane gerçek tanım görelim isterseniz. Bu tanımların üzerinden giderek kesikli mi yoksa sürekli mi olduklarına hep birlikte karar vereceğiz. Elimizdeki rastsal değişken x bir önceki videodaki rastsal değişken olsun neydi? Ee, hilesiz paramız eğer tura gelirse 1, yazı gelirse de 0 olarak tanımlanmıştı öyle değil mi? Şimdi sizce bu rastsal değişken kesikli midir yoksa sürekli midir? bahsi geçen rassal değişkenin sayılabilir değerler aldığını fark etmiş olmalısınız. Yani değeri ya 1 ya da 0 olabiliyor ve bunlar sayılabilir değerlerdir öyle değil mi? Bu birinci değer, bu da ikinci değerdir. O halde bu kesikli rassal bir değişkendir diyebiliriz. Hadi bir tane daha yapalım. Rassal değişken Y'yi New Orleans'ta hayvanat bahçesindeki hayvanlardan rastgele seçilen bir tanesinin ağırlığı olarak evet böyle tanımlayalım. New Orleans hayvanat bahçesinde rastgele seçilmiş bir hayvanın ağırlığı. Peki ya bu? Sizce sürekli mi yoksa kesikli mi? Buradaki tam ağırlık. Aslına bakarsanız ağırlığın önüne tamı not edersem her şeyin daha açık olacağını düşünüyorum. Evrenimizde rastgele seçilmiş bir hayvanın ya da cismin ağırlığı bir değer kümesindeki herhangi bir değeri alabilir öyle değil mi? Yani bir cismin içerisinde tam da o andaki elektron sayısını kim bilebilir ki ya da bahsi geçen hayvanın tam o anda moleküllerindeki elektron, proton ya da nötronların tam sayısını, kısacası hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanlar arasından rastgele seçilmiş bir tanesinin ağırlığı herhangi bir değeri alabilir. Bu değer, e, örneğin sıfıra yakın olabilir. Ağırlığı sıfır olan bir hayvan yoktur, yani söz konusu olan bir karınca ya da Toz akarıysa hatta eğer bakterileri de hayvanlar sınıfına dahil edersek ağırlığı sıfıra yakın olabilir. Ağırlık spektrumunun diğer ucunda da bir hayvanat bahçesinde bulabileceğimiz en ağır hayvan e, herhalde bir fildir değil mi? O halde filin tam ağırlığını buraya almaya çalışalım. Bilmiyorum nedir ama sanırım 3000 kilo hatta 5000 kilo olabilir. Neyse buraya 5000 kilo yazalım. Dediğim gibi büyük bir filin ağırlığı tam olarak kaç kilodur? Bilmiyorum ama bunun şimdilik 5000 kilo civarında olduğunu varsayalım. İsterseniz araştırabilirsiniz, eğlenceli olabilir. Peki şimdi herhangi bir hayvanın ağırlığı bu aralıktaki herhangi bir değer olabilir, öyle değil mi? Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu değer sayılabilir bir değer olmayacaktır. Örneğin bir hayvanın ağırlığı tam olarak 123,75921 kilo olabilir. Hatta tam ağırlığı bu bile olmayabilir. Daha da yakın bir değer verebilmek için buna belki de 1, 0, 7, 3, 2 ne bileyim eklememiz gerekebilir. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Buradaki aralık benim de tanımladığım gibi sonlu bir aralık bile olsa bir hayvanın ağırlığı bu aralıktaki herhangi bir değere eşit olabilir ve bu değerler sayılabilir değerler değildir. Bu yüzden de bu değişken sürekli rassal bir değişkendir diyebiliriz. Hadi bir tane daha. Rassal değişken y, bu kez bunun yerine sınıftaki rastgele seçilmiş bir öğrencinin doğduğu yıl olsun sürekli mi yoksa kesikli mi? Ne dersiniz? Şimdi söz konusu olan yıl olduğu için bunun belirli bir şekilde tanımlanabileceğini düşünürsünüz öyle değil mi? Yani 1992 olabilir ne bileyim 1985 ya da 2001. Bu rassal değişkenin alabileceği değerler sayılabilir değerlerdir. Mesela 2000 ile 2001 arasında bir değer alamaz ya 2000'dir ya da 2001 veya 2002 bu değerlerde sayabileceğimiz değerlerdir karşınızdaki değişken buradaki gibi kesikli bir değişken hemen bunun da bir kesikli değişken Evet olduğunu belirtelim elinizdeki değişken kesikli bir değişken olduğunda alacağı değerler sonlu değerlerdir. Ama bu değerlerin sayısının sonlu olduğu anlamına gelmez. Demek istediğim alabileceği değerlerin sayılabilir olmaları gerekmektedir. Anlaştık mı? Yani mesela alabileceği birinci değer budur, ikinci değer budur ve bu da üçüncü değerdir diyebilmemiz lazım. Ve sonsuza kadar sayıyor olsak bile yani bu listedeki elemanlar sonsuz sayıda olsalar bile alabileceği değerleri listeleyebildiğimiz sürece elimizdeki kesikli rastsal bir değişkendir. Buradaki hayvanat bahçesi örneğine dönelim. Ağırlıkların listesini yapamayacağımızı fark etmiş olmalısınız, değil mi? Hatta bunları saymamız da mümkün değil. İsterseniz alabileceği değerleri listelemeyi deneyebilirsiniz. Bu eğlenceli bir alıştırma olabilir. Mesela 0,01 olabilir, 0,02 olabilir diyebilirsiniz. Ama böyle yaparsanız bu ikisi arasında bile sonsuz sayıda değeri atlamış olursunuz. Neden? Çünkü 0,011 ya da 0,012'yi hesaba katmadınız. Aslına bakarsanız bu ikisi arasında bile sonsuz sayıda değer mevcuttur. Evet, sürekli rassal bir değişkenin alabileceği değerleri saymak imkansızdır. Bunlardan bir liste yapamazsınız. Ama kesikli değişkenlerde bu değerleri sayabilir, listede yapabilirsiniz. Şimdi hadi bir örnek daha yapalım. Bu rassal değişken Z değişkeni ee, yarın evrende doğacak tüm karıncaların sayısı olsun. Bu noktada diğer gezegenlerde karınca yaşamadığını savunuyor olabilirsiniz ya da belki karıncaya benzeyen farklı canlılar vardır ama bunlar bizim karınca tanımımıza dahil olmazlar. Nereden bilebiliriz ki? Neyse, ne diyorduk? Yarın evrende doğacak karıncaların sayısı. Evet, Z rastsal değişkeni bu şekilde tanımlanmış. Sizce bu değişken sürekli midir yoksa kesikli mi? Alabileceği değerleri sayabiliriz öyle değil mi? 1 Olabilir, 2 olabilir, ne bileyim 3, 4, 5 katrilyon, 5 katrilyon, 1. Bu değerleri sayabiliriz. Yani bunlar da kesikli değerler olduklarından bu da kesikli rassal bir değişkendir. Umarım siz de benim kadar eğleniyorsunuzdur. Devam edelim. Bu kez x rassal değişkeni farklı bir tanım yapalım. 2016 Olimpiyatlarında erkekler 100 metre finalini kazanan koşucunun tam zamanı olsun. Evet, 2016 Olimpiyatlarında 100 metreyi kazanan koşucunun yaptığı tam zaman. Bu zaman kronometrede gördüğümüz zaman olmayacak. Yani kesin zamanı istiyorum, anlaştık mı? Şimdi sürekli mi, kesikli mi? Ne dersiniz? tanımladığımız şekilde düşünürsek bu arada bu biraz şaşırtmalı bir soru çünkü bunun alabileceği değerlerin sayılabilir olduklarını düşünebilirsiniz. Mesela 9,56 saniye, 9,57 saniye ya da 9,58 saniye olabilir diyebilirsiniz. Bunun böyle olacağını düşünmek işlem bile değil çünkü bu finali seyrettiğinizde zamanların en yakın yüzde birliklerle ölçüldüğünü, yani yapılan zaman zamanı en yakın yüzde birliğe yuvarladıklarını göreceksiniz. Ölçülen zamanları bu şekilde açıklarlar ama burada söz konusu olanın tam zaman, yani koşucunun başlangıç çizgisinden sonra gelmesine kadar geçen saniyelerin tam sayısı olduğunu fark ettiniz değil mi? Ve bu değer herhangi bir değer olabilir. Bu değer, bu uca sanırım ışık hızını bile koyabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek herhangi bir değerden bahsediyorum. Sınırlandırmak istersek gelin 5 saniye ile 12 saniye arasını ele alalım. Evet, bu ikisi arasında olabilir. 9,57 olmayabilir kronometrede belki 9,57'yi görürüz. Ama tam zaman belki de 9,57 ve 1 vardır yanında ya da 9,572359 ne bileyim anladınız değil mi? kazanan koşucunun yaptığı zaman bu aralıktaki herhangi bir değer olabilir. Bu yüzden de bu sürekli rassal bir değişkendir. Peki x'i bunun yerine 2016 olimpiyatlarında erkekler 100 metre finalini kazanan koşucunun zamanının en yakın yüzde birliğe yuvarlanmış hali olarak tanımlasaydım ne olurdu? Sürekli mi yoksa kesikli mi? Şunu da silelim. Evet rassal değişkeni değiştirdik. Sizce bu sürekli midir yoksa kesikli mi? Bu rassal değişkenin alabileceği değerleri artık sayabiliriz. 9,56 olabilir, 9,57 ya da 9,58. Evet, bu değerlerin listesini de yapabiliriz. Zamanı en yakın yüzde birliğe yuvarladığımızda rassal değişkenin alabileceği değerleri sayabiliyoruz. Pekala, bu videoyu burada noktalamak istiyorum. Umarım sürekli ve kesikli rassal değişkenler arasındaki farkı anlatabilmişimdir.